Evet sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Bugün dörtgenler test 12'yi çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Birinci sorumuz ABCD dörtgen, DAE doğrusal, BCF doğrusal. Buna göre aşağıdaki ilişkilerin hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi şurası A ise hemen şuraya 180 eksi A yazabiliriz. Hemen şuraya 180 eksi A yazabiliriz. Şuraya 180 eksi C yazabiliriz. ABCD bir dörtgen olduğu için iç açıların ölçüleri toplamı 360 olacak. 180, 180, 360. Eksi A, eksi C, artı B, artı D dersek burası 360 olmalı. Şu 360'lar gitti. Eksi A, eksi D'yi karşıya atarsak B artı D, A artı C'ye eşit olur. Yani C seçeneğimiz. Evet, ikinci soruya bakalım. Hangisi doğrudur diyor. Evet. Şu iç açıortay, bu da iç açıortay, bu da iç açıortay, bu da iç açıortaysa şuradaki açıyla buradaki açı birbirine bütünlerdir. Bunu nasıl görebiliriz? Bunu şöyle görebiliriz. Mesela şuraya AA diyelim, şuraya BB diyelim, şuraya da CC diyelim. Şimdi bunu göstermeye çalışalım. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şu A artı B, A artı B, A artı B eşittir 180 eksi beta diyebiliriz. Şurasına C diyecektik. Şuraya D diyelim. Şuraya D diyelim. Evet. Buradan da C artı D. C artı D de 180 eksi ne diyelim? Şuraya da mesela X açısı diyelim. 180 eksi X'tir. Şimdi bütün dörtgenden 2A artı 2B artı 2C artı 2D. Yani 2A artı 2B artı 2C artı 2D 360'tır. Buradan 2'ye bölsek A artı B artı C artı D'nin 180 olduğunu görebiliriz. Bakın bunları da alt alta topladığımız zaman A artı B artı C artı D geliyor. Burası 180 olduğunu gösterdik. Şunları da topladığımız zaman 360 eksi beta eksi x diyebiliriz. Şimdi biz x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. X'i şuraya atarsak x eşittir 180 eksi beta diyebiliriz. Yani bunların bütünler olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Pekala burası beta ise burası 180 eksi beta. O zaman alfa ile 180 eksi betayı topladığımız zaman doğru açı olduğundan 180 olacağı için şunlar gitti. Yani demek ki alfa ile beta birbirine eşitmiş diyebiliriz. Üçüncü sorumuz BEC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi karşılıklı köşelerden iki tane açıortay geliyorsa şu arada oluşan dar açının ölçüsünü bulabiliyorduk biz. Mesela buraya x diyelim, nasıl bulabiliyorduk? X eşittir şuradaki açıların farkının yarısı, yani 150 eksi 70 bölü 2 idi. Pekala buradan x kaç gelecek? 150'den 70 çıktı, 82'ye böldük, 40 diyebiliriz. Burası 40 ise tersten burası da 40'tır. İkiz kenarlık varsa şurası da 40'tır. Açı ortaysa o zaman burası da 40'tır. BEC diyor. B nerede o? BEC. Şurayı soruyor. 70, 40 etti 110. O zaman buraya kaldı 70 derece. Tamam. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne yapabiliriz? Şimdi bakın. Karşılıklı köşelerden açıortay çizilirse demiştik. Buradan açıortayı çizmemiş. O zaman biz şuradan şuraya, şuradan şuraya bir tane bir açıortay çizsek. Değil mi? Şuradan şuraya bir tane bir açıortay çizsek. Ve şunu söyleyebiliriz değil mi? Şurası bir açıortaysa şunların toplamı 90 derecedir. Sebep AA, BB dediğimiz zaman 2 artı 2B. 180 artı B 90 gelir. 72, 90 ise o zaman şuraya 18 derece kalır. Şimdi BAD üçünün açısının ölçüsü hangisi olabilir diyor. Yani şurasını soruyor. X diyelim buraya. Şimdi bu arada oluşan açı yani 18 eşittir diğer açıların farkının yarısı. Ama biz hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğimiz için şöyle mutlak değerle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 18 bölü x eksi 88'in burada mutlak değer x eksi 88'in 36 olması lazım. O zaman buradan mutlak değer bağıntısından x eksi 88 ya 36'dır veya x eksi 88 eşittir eksi 36'dır. Buradan karşıya atarsak kaç yapacak? 124 mi yapacak? Buradan 124 yaptı. Buradan atarsak buradan da 52 yaptı. İşte ya 124 ya da 52. Hangisi olabilir diyor zaten. 52 olduğu için 52 işaretliyoruz. Evet 5. sorumuz. AB'ye K diyelim. AB'ye K dedim. AD 2K.
AD2K. Tamam. Şimdi herhangi bir köşegende, herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa şu bağıntı vardı. Şu karşılıklı kenarların kareleri toplamı, karşılıklı kenarların kareleri toplamı her zaman birbirine eşitti. Yani şöyle bir bağıntımız var. Şimdi şuradan 4K kare eksi K kare diyelim şunu şuraya. Eşittir 9'un karesi eksi 6'nın karesi diyelim. Buradan ne oldu? 3K kare eşittir. Bakın 2 kare farkı var burada. Yani bunları bir toplayayım. Yani 15 yazayım. Bir de çıkarayım. 3 yazayım. Şu üçler gitti. O zaman K karekök 15 oldu. Değil mi? K karekök 15 oldu. AD'yi soruyor. AD'de 2K olduğu için ona da 2 kök 15 diyebiliriz. Evet. 6. sorumuz. Şimdi 6. sorumuz 5. sorumuzun benzeri. Nasıl oluyor? Şöyle. Şimdi bu BD'nin simetriğini alınmış halini çiziyoruz. Şunu çizdiğimiz zaman sonra DC'nin de simetriğini alınmış hali. Şunu çizdiğimiz zaman şimdi ne olmuş oluyor? Şurası 1 ise burası 1 olmuş oluyor. Şimdi buraya x dersem, buraya x dersem o x demiş zaten. Tamam. O zaman burası x ise burası da x oluyor. Bakın yine köşegenler dik kesişmiş oluyor. O zaman karşılıklı kenarların yani x'in karesi artı x'in karesi eşittir 7'nin karesi artı 1'in karesi diyebilirim. O zaman buradan 2x kare eşittir. 49 bir daha 50 oldu. O zaman x kareye 25 diyebilirim. O zaman x'im 5. Zaten x'i soruyordu. 5 deriz. Tamam. Evet. 7. sorumuz. AD kare artı CE kare toplamı kaçtır diyor. AD kare burada. CE kare de burada. Bakın şimdi burada da yine simetrik çalışabiliriz. Yani şunu şuradan çekip, şunu şuradan çekip, bunu da buradan çekersek AD demiş olabiliriz. Sonra mesela şu CE'nin de simetrini alalım. Biraz şunu uzatalım. Şunu da şöyle çekelim. Buraya da CE demiş oluruz. Şimdi mesela AD'ye X diyelim. AD şurası X idi. O zaman şurası da X olacak. CE'ye Y diyelim. CE şurasıydı. O zaman burası da Y olacak. Şimdi mesela burası ile burası aynı. Çünkü simetri aldım. Burası ile burası aynı. O zaman ben şunu uzatırsam burası da 3 olacak değil mi? Çünkü şu üçgenle şu üçgen artık birbirinin eş üçgenler oldular. E bak yine köşegenler dik kesişmiş. Yani yine x kare artı y kare eşittir 3'ün karesi artı 9'un karesi diyebiliriz. Buradan x kare artı y kare şurası 9 şurası 81 değil mi? Toplarsak 90 yapar. Evet gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda bakın 2 tane 90 derece var. O zaman şunu şuraya birleştirebiliriz. Değil mi? Sonra 6, 8, şuraya 10 diyebiliriz. Şuradan hemen Pisagor'u yaparız. Mesela x'in karesi artı 16 eşittir 100 dersek buradan x kare eşittir 84. X'i de 2 kök 21 bulabiliriz. Evet, 9. sorumuz. Yine 3, 3 kök 3 var. O zaman şunu diyebiliriz. Şunu şuradan çekebiliriz. Değil mi? Bunu buradan çektikten sonra mesela burası 3, burası 3 kök 3 ise karesi 9'dur. Karesi 9'dur. Karesi 27'dir. Eşittir 36 deyip şuraya 6 bulabiliriz değil mi? Bakın bu 3, 3 kök 3, 6. Yani 30, 60, 90 üçgeni olduğu belli. Şuraya 30, şuraya 60, şuraya 90 yazabiliriz. 6 var, 8 var. O zaman şuraya da 10 diyebiliriz. CD'yi soruyor. CD 10 birimdir. Evet 10. soru. 90. Bak ikizkenar olmaya aday. Yani şunu şuradan çekersek, bunu buradan çekersek ikizkenar dik üçgen olur. Çok da güzel olur. Şurasını hemen 45 diyelim. Şurasına 45 diyelim. 135 ise şurası 90'dır. O zaman şuraya 30 kalmıştır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısına 12 diyebiliriz. AB'yi soruyor. AB neresi? Şurası. Tamam. 30'un karşısı 6 ise şurası 60 olduğu için 60'ın karşısı 6 kök 3'tür. Şuralara x x dersek x kök 2'nin 6 kök 3'e eşit olacağını göreceğiz. O zaman x eşittir 6 kök 3 bölü kök 2. Her tarafı kök 2 ile çarparsak 6 kök 6 bölü 2'den 3 kök 6 bulunur. Değil mi? AB uzunluğu 3 kök 6 bulunur. 11. soru. Bakın 60-60'lar var. Hemen eşkenar üçgeni tamamlamalıyız. Yani şunu şuradan, bunu da buradan çekeriz. Şurası 90 derece. 60-60 ise şurası 60'tır. O zaman şuraya 30 deriz. 30'un karşısına A dersek 90'ın karşısının 2 olduğunu biliyoruz. Eşkenar üçgen olduğu için A artı 12 ile A artı 12 ile 2A artı 9 birbirlerine eşittir. O zaman buradan A eşittir 3
diyebiliriz. AB uzunluğunu soruyor. AB uzunluğu şurası eşkenar üçgenin bir kenarı A'yı 3 bulduysak şurası 3 ise 12, 3 daha 15 birimdir. Evet, 12. ve son sorumuz bu videodaki. Bakalım. Şimdi burası eşit, burası eşit. Bak yine hipotenüs çekersek işimiz görülebilir. Bunu buradan çekelim. Şimdi mesela buraya A diyelim. Tamam mı? Şuraya da A diyelim. Şu kenarı A ve X cinsinden şöyle yazabiliriz. A kare artı X karenin karekökü yazabiliriz. Şu CB'yi de A ve 4 cinsinden şöyle yazabiliriz. A kare eksi 16 yazabiliriz değil mi? Başka bilinmeye gerek kalmadan. Şimdi şu ABC üçgeninde bir Pisagor yapalım. Nasıl yapacağız? Şurada 5 var. 5'in karesini alacağız. 25 artı. Burada A kare eksi 16 var. Bunun karesini alacağız. A kare eksi 16 eşittir. Burada A kare artı X var. O zaman A kare artı X kareyi alacağız. Bakın A kareler zaten gitti. 25'ten 16 çıktı. 9 kaldı. 9 eşittir X kare ise X eşittir 3 diyebiliriz. Evet. Testimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın.